Bugün sizlerle birlikte göç ve siyaset dersimizin 11. haftasında yine sunumlarımıza devam ediyor olacağız inşallah, öyle söyleyelim. Bugün içerisinde Hasan Furkan ve Ayşegül'ün sunumu vardı. Ayşegül bana belgesini verdi. Şimdi kendisi de geldi gördüğüm kadarıyla. O hazır olduğunda onun sunumuyla başlayacağız. Fakat Hasan Furkan'dan herhangi bir dönüş alamadık. Dolayısıyla anladığım kadarıyla bugün sadece tek bir sunumumuz olacak. Sadece tek bir sunum değerlendireceğiz. Ayşegül sunumunda özellikle Bulgaristan'dan Türkiye'ye ve aslında o bölge, o coğrafya içerisindeki göçleri bize analiz etmeye çalışacak. Bulgar Türkleri özelinde özellikle o zorunlu göç politikalarını bize aktarmaya çalışacak. Sen hazırsan Ayşegül, ben ekran paylaşımında bir yandan sana açmış olayım. Sen bir dene, Hazırım hocam. eğer bir sıkıntı varsa ben buradan da açabilirim. Sen bir dene, ona göre başlayalım. Evet, şu anda görüyoruz. Tamam. Tamam. Evet, Ayşegül bugün bize Bulgar Türkleri üzerinde özellikle zorunlu göç ve hükümetin o dönemki politikalarını aktarmaya çalışacak. Evet, sözü sana bırakıyorum Ayşegül. Merhaba öncelikle hocam. Bulgar Türkleri üzerinde zorunlu göç ve hükümet politikaları. Zorunlu göç insanların bulundukları yeri kendi iradeleri dışında terk etmeleridir. Bu göçlerin oluşumunda itici faktörlerin etkisi vardır. Zorunlu göçe neden olan itici faktörler savaşlar, doğal afetler, sosyal hizmetlerin yetersizliği, temel ihtiyaçların karşılanmasındaki zorluklar, işsizlik, dini, siyasi ve etnik baskılar, güvenlik ihtiyacı, baraj ve yol yapımı gibi devlet planlarının etkisi zorunlu göçlerde etkili olmaktadır. 1984-1989 yılları arasında Türkiye'nin Bulgaristan politikasını, daha doğrusu daha öncesinde de Bulgaristan göçleri olmuş. Birazdan göreceğiz Bulgaristan Türklerin göçleri olmuş. Ama en büyük göç bu yıllar arasında olmuş. O yüzden bu politikayı inceleyebilmek için de iki ülkenin İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra olan ilişkilerine kısa bir göz atmamız gerekmekte. Özetlersek ilk başta 1946 sonrasında Türkiye'nin çok partili döneme geçmesi hem ulusal hem de uluslararası ilişkiler açısından önemli etkileri olan bir süreci başlattı. Bu bağlamda Türkiye'nin Kore Savaşı'na asker göndermesi, NATO üyesi olarak Batı bloğu içinde açıkça yer alması ve Marshall yardımından yararlanması gibi kararlar zincirleme olarak birçok değişimi de birlikte getirdi. Göç ve göç politikaları açısından tarımsal yapıda değişme, nüfus artışının hızlanması ve kentleşme sürecinin başlaması da çok önemli gelişmelerdir. Bu dönemde gerçekleşen göçün en önemli sebebi Bulgaristan'da kurulan komünist rejiminin baskılarıydı. Bulgaristan'daki Türk azınlık sosyalist bir yönetim altında yaşamak istemediğinden Bulgarlar yükselen milliyetçiliği durdurmak için baskı oluşturdu. Bu yaşanan göçler Türkiye'de siyaset üzerinde önemli bir etki oluşturmuştur. İzlenilen göç politikası Cumhuriyet Halk Partisi ile Demokrat Parti arasında çekişmelere yol açmıştır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye'nin Bulgaristan politikasını belirleyen başlıca iki öge bulunduğu görülmektedir. Bunların birincisi Bulgaristan'ın Varşova Paktı üyesi olması, ikincisi ise Bulgaristan'daki Türk azınlığının durumudur. Varşova Paktı'nda taraf ülkeler Arnavutluk, Bulgaristan, Çekoslovakya, Doğu Almanya, Macaristan, Polonya, Romanya ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'dir. Türkiye-Bulgaristan ilişkilerini etkileyen ikinci öge, Bulgaristan'da nüfusun %10'unu aşan oranda bir Türk azınlığının bulunmasıdır. Bu azınlık 1878'de Bulgaristan'ın özerkliğini kazanmasını izleyen yıllarda yabancı olarak görülmüş ve bu nedenle Türklerin ve diğer Müslüman vatandaşların Bulgaristan'ın siyasal yaşamına katılmasını önlemeye çalışmıştır Bulgaristan hükümeti. Daha sonra yaklaşık 20. asrın başlarında tek uluslu bir Bulgaristan yaratmak düşüncesinin ortaya çıkmasıyla bu azınlıktan kurtulma fikri doğmuştur. Ancak Bulgaristan'ın nispeten küçük bir nüfusa sahip olması ve özellikle tarımda el emeğine gereksinim duyulması nedeniyle Türk ve diğer Müslüman azınlıkları
göndermeyip asimile etme politikası izlemeye karar vermişlerdir. Ancak Osmanlı Devleti'nin ve devamında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Türk azınlığı ile yakından ilgilenmesi, diğer yandan da Balkan Savaşları ve 1. 2. Dünya Savaşları bu politikanın sistemli bir şekilde uygulanmasını güçlendirmiş Bulgaristan Devleti için. Bulgaristan'da komünist rejimin iş başına geldiği ilk yıllarda asimilasyon politikasına kısa bir süre ara verilerek Türklerin ve diğer azınlıkların kendi kültürlerini korumalarına, hatta geliştirilmelerine izin verilmiş, buna karşın komünizm ideallerini benimsemeleri için çalışılmıştır. Ancak hemen hemen hepsi tarımda çalışan Türklerin uygulanmak istenen kolektifleştirme önlemlerine direnmeleri sonucunda özellikle faal olanlardan kurtulmak için Türkiye'ye göçe izin verilmiş ve bazı kişiler de bu arada sınır dışı edilmiştir. Bu çerçevede 1950-1951 yıllarında yaklaşık 150 bin kişi Türkiye'ye göç etmiştir. Bu süreç iki ülke arasında bazı gerginliklere neden olmuş ve Türk sınırı iki kere kapatılmıştır. Bu 1950-1951 göçleri esnasında CHP hükümetinde Başbakan Şemsettin Günaltay, daha sonra da Demokrat Parti'de Adnan Menderes'te politikaları yürütenler onlardı. Söz konusu göçlerden sonra Bulgaristan'ın asimilasyon politikasına geri döndüğünü, ancak Türkiye ile yeni bunalımlar çıkmaması için bu politikanın uzun yıllara yayıldığını, bir anda değil de yavaş yavaş asimilasyon çabalarına giriyorlar. Başlıca asimilasyon aracı olarak da Türkçe eğitimin yavaş yavaş ortadan kaldırılması seçilmiştir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Türk Müslüman vakıflarının devletleşmesine paralel olarak Türk okulları da devletleştirilmiştir. Ancak Türkçe eğitim devam etmiştir. 1959 yılında Türk okulları Bulgar okullarıyla birleştirilmiş ve Türkçe derslerinin sayısı azaltılmıştır. 1974 yılında ise tüm dersler Bulgarca olmuş ve Türkçe seçmeli ders haline getirilmiş. Ancak bazı caydırıcı uygulamalarla Türkçe derslerinin de seçilmesine engel olunmuş. Kısaca İkinci Dünya Savaşı sonrasında 28 yıl içinde Bulgaristan'da Türkçe eğitim ortadan kaldırılmıştır. Buna paralel olarak Türkçe kitap basımı da yavaş yavaş azaltılmış, sonra durmuştur. Türkçe gazete ve dergiler de aynı süreci izlemiş. Sonunda yarısı Bulgarca olmak üzere bir Türkçe gazete ve bir derginin çıkmasına izin verilmiştir. 1968 Göç Anlaşması, Türkiye-Bulgaristan ilişkileri de bu akım burada olmayacak. 1964 yılından başlamak üzere mevcut sorunları çözmek ve işbirliği geliştirmek için bazı temas ve çalışmalar yapılmıştır. Bunlar da Türk azınlığının durumu en güç sorun olarak ortaya çıkmıştır. Türkiye asimilasyon politikalarına son verilmesini istemekle beraber gerçekçi bir davranışla bunu bir ön koşul olarak ileri sürmemiş ve arzu eden Türklerin Türkiye'ye göçü üzerinde durmuştur. Bulgar tarafı ise göçe razı olmakla beraber el emeğine duyulan ihtiyaç nedeniyle göç edeceklerin sayısını sınırlandırmaya çalışmıştır. Uzun süren müzakereler sonucunda 1968 yılında taraflar bir göç anlaşması imzalamışlardır. Bu anlaşma çerçevesinde 10 yıllık bir dönem içinde 130 bin kadar Türk Türkiye'ye göç etmiştir. Böylelikle Türklerle ilgili sorunun kısmen çözüme kavuşmasından sonra 1968-1984 yılları arasında yaklaşık 15-16 yıllık bir dönemde iki ülke arasındaki ilişkilerde ciddi düzelme olmuş ve işbirliğinde de artma gözlemlenmiştir. Buna paralel olarak da her düzeyde resmi ziyaretler artmıştır. Bir önceki döneme göre ilişkilerde adeta bir bahar havası esmesine rağmen esas da ilişkilerdeki iyileşme ve işbirliğindeki artma sınırlı kalmıştır. Bunun nedeni yukarıda da değindiğimiz gibi iki ülkenin ayrı siyasi bloklarda yer almasıdır. Ayrıca bu 84-89 yıllarına kadar da 1968 göç anlaşmasıyla göç edenlerin yakınlarının yanlarına gitmesine Bulgaristan izin vermemiş. Bu da ciddi sorunlara yol açmış.
Bulgar Türklerini göçe iten sebepler 1984 yılı başlarında Kırcaali'den bazı Türklerin adlarının Bulgar adlarıyla değiştirildiğine dair şikayetler alınmaya başlanmış ve bu şikayetler 1984 sonuna doğru çok yoğunlaşmış. Ankara gerek gelen raporlardan gerekse Türkiye'deki Bulgaristan göçmeni vatandaşlarımızın şikayetlerinden dolayı durumdan haberdar da ancak tepki gösterilmemiş. Türkiye olaylara teşhis koymakta güçlük çekiyordu. Ankara'da cevap aranan başlıca soru Bulgaristan'ın Türkiye ile arasında ciddi gerginlik yaratacak bu uygulamaya neden giriştiğiydi. Ve Sovyetler tarafından desteklenip desteklenmediği Türk hükümeti tarafından, Türk devleti tarafından merak ediliyordu. Ankara konuyu en üst düzeyde ele almanın doğru olacağı düşüncesiyle Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Sedat Güneral'ın Başkan Zhivkov ile görüşmek üzere Sofya'ya gönderilmesine karar verdi. 11 Ocak 1985 tarihinde yapılan bu uzun görüşmede Zhivkov ad değiştirme kampanyasını reddetti. Bunun duyulmasını istemiyorlar tabii ki. Kendilerinin baskıcı politikalarının duyulmasını istememiş Bulgaristan hükümeti. Hatta bazı kişilerin kendi kararlarıyla Bulgar adı aldıklarını belirtmiş. Zorla asimilasyon olarak bugün genellikle Türk ve Müslüman adlarının Bulgar adlarıyla değiştirilmesi hatırlanmaktadır. Oysa bu kampanyanın kapsamı çok daha geniş olup diğer birçok önlemi içermektedir. Bunları şu şekilde açıklayabiliriz. Birinci sıraya Türklerin tamamına uygulanan en fazla tepki çeken ve bu nedenle de en fazla bilinen ad değiştirmeleri koymak gerekmektedir. Bu uygulamaya direnen Türklere öldürmeden hapse atmaya kadar uzanan sert cezalar verilmiş. Ancak Türk Müslüman adlarıyla bankadan para çekmek, hastaneye gitmek ve işe girmek dahil hiçbir işlem yapmak mümkün olmadığından bir süre sonra direnen Türkler de Bulgar adlarını almak zorunda kalmışlar. Fakat Türklerin büyük çoğunluğu yeni adlarına karşı olduklarını, bu ismi değil aile içinde toplum içindeki çeşitli etkinliklerde de zorunluluk olmadıkça kullanmamak yoluyla göstermişlerdir. Yaşlı adlarını bilmedikleri ve öğrenmek yaşlı ve artık çalışamayan Türklerin kendilerine verilmiş Bulgar adlarını bilmedikleri ve öğrenmek istemedikleri de gözlemlenmiştir. Türkçe konuşmak yasaklanmış, konuşanlardan para cezası alınmıştır. Asimilasyonun başlıca araçlarından olan bu önlemin uygulanmasının çok zor olduğu görülmüştür. Önce resmi dairelerde, okullarda, bankalarda hatta iş yerlerinde esasen Bulgarca konuşulduğunu belirtmeliyiz. Türkçe yasağına göre bundan böyle sosyal temaslarda ve aile içinde Bulgarca konuşulmasını istemiş Bulgaristan devleti. Uygulanmadığı takdirde de çeşitli cezaları olmuş. Özel gayret gösterilen bazı kent ve kasabalar hariç Türklerin aralarında Türkçe konuşmasına göz yumulmuş, daha doğrusu yumulmak mecburiyeti doğmuştur. Bazı yerler direnmişler, bazı yerler uygulamışlar. Türk müziği dinlemek yasaklanmıştır, dinleyenler cezalandırılmıştır. Şalvar gibi geleneksel Türk kıyafetleri yasaklanmıştır. Söz konusu kıyafetler bazı kırsal bölgelerde nadiren kullanılmış. Bu konudaki yasağını da tam olarak uygulayamamışlar. Bulgar Radyosu'nun Türklerin yoğun olduğu bölgelerde günde birkaç saat yaptığı yayınlar kaldırılmış. Bu önlemin hayli etkili olduğu Türklerin Türk radyolarını dinlemeye çalıştığı ancak jamming, elektronik karıştırma olduğundan bazı yerler hariç bu radyoların dinlenemediği ve bazı yüksek yerler hariç Türk televizyonunun izlenemediği görülmüştür. Zaman içinde Türk radyolarının gücü artmış, buna karşın jamming de bir süre sonra arttırılmıştır. Türkler dış dünyadan haber alabilmek için Amerika'nın sesi, Radio Free Europe, Radio Liberty, BBC ve Alman radyolarının Türkçe yayınlarını dinlemeye başlamışlardır. Bulgar bayram ve ritüellerinin uygulanması mecburiyeti getirilmiştir. Komünist rejim doğum, evlenme ve ölüm gibi olaylara şeklen Hristiyan adetlerini andıran, ancak hiçbir dini öge geçirmeyen bazı usuller saptamıştır. Türkler özellikle kırsal kesimde bunlara uymaz ve geleneksel adetlerini sürdürmeye devam ederlermiş.
Yeni ritüeller için en fazla tepki çeken ölülerin Hristiyan usulüne benzeyen bir törenle gömülmesi olmuştur. Bulgaristan'da Türk bulunmadığını kanıtlamak amacıyla Türklere ait mezar taşlarının kırılması da çok tepki görmüştür. Zaten az sayıda kalmış olan Türkçe yer adlarının da Bulgarlaştırılmasına karar verilmiş. Çocukların daha küçük iken Bulgarlaştırılmasına çalışılmıştır. Bu bağlamda Türk çocuklarının Bulgarca öğrenmesi için kreşlere gönderilmesine önem verilmiş. Daha büyük yaşta olanlar ise okullarda ateist ve Bulgar milliyetçiliği eğitimine tabi tutulmuştur. İvedi asimilasyon kampanyasından önce de her fırsatta Türkiye'ye göç olmayacağı, yeni bir göç anlaşması yapılmayacağı dile getirilmiş. Böylelikle çok güçlü olan göç etmek isteği önlenmeye çalışılmıştır. Ad değiştirme kampanyasından sonra bu konu ısrarla ele alınmaya başlanmış ve böylelikle Türklere Bulgaristan'da yaşayacakları için Bulgarlaşmaları gerektiği anlatılmaya çalışılmış. Türkiye'yi kötüleme çalışmaları yapılmış. Hani orada iş imkanı yok, hiçbir şey yok. Sağlık durumları elverişli değil. Türkiye'nin ne durumda olmasını bilmeleri engellenmeye çalışmış. 1989 yılında yüz binlerce insanın göç etmesi bu konudaki çabaların nafile olduğunu göstermiştir. Tüm bu önlemleri kişisel hak ve özgürlüklerin vahim birer ihlalidir. Bu nedenle insan haklarına da aykırıdır. Ancak Bulgar makamlarının ve genelde Komünist Partisi üyelerinin böyle bir kaygı taşımadıkları ve Türkleri Bulgarlaştırmak için bu zorlayıcı uygulamaları gayet normal karşıladıkları görülmüştür. Türklerin çok büyük bir kısmının bu asimilasyon önlemlerinden etkilenmemiştir. Çok sayıda Türk söz konusu önlemlere direndiği için hapsedilmiştir. Ayrıca bütün güçlüklere rağmen bazı Türkler Bulgaristan'dan kaçmayı başarmışlardır. Bunların en meşhuru dünya halter şampiyonu olan Naim Süleymanov'dur. Son olarak 1989 yılında yaklaşık 2,5 aylık bir dönemde 300 binden fazla Türk'ün Türkiye'ye göç etmesi ve eğer Türkler için vize konmasaydı bu rakam çok daha artacak olması zorla asimilasyon önlemlerinin ne derecede tepki çekmiş olduğunun en çarpıcı kanıtıdır. Naim Süleymanoğlu filmini de izleyen varsa Naim filmini orada da etkileyici bir şekilde anlatılıyor. 1989 yılına kadar süren baskılar sonucu dönemin Bulgaristan iktidarı Belene kampındaki mahkum olan Türk azınlıkları sınır dışı edeceğini bildirdi. Bu olay sonrası dönemin Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Turgut Özal'ın devreye girmesiyle Türkiye Cumhuriyeti sınır kapıları Türk soydaşlara açıldı. 1989 yılında yaşanan bu göç olayı 2. Dünya Savaşı sonrasında Avrupa'da gerçekleşen en büyük göç olayı olarak tarihe geçmiştir. Haziran, Temmuz, Ağustos 1989 döneminde yoğunlaşan göç hareketi neticesinde bir yıl içinde 345 bin kişi Türkiye'ye göçtü ve bu sayı 1990 yılı sonu itibariyle 360 bine ulaşmıştır. Bulgaristan bu politikaları uygularken Sovyetler ve diğer Varşova Paktı ülkelerinin bu konuda kendilerini destekleyeceklerine inanmışlardır. Ancak öyle olmamıştır. Söz konusu ülkeler uluslararası kuruluşlarda Bulgaristan Türkiye tarafından şiddetle eleştirilirken genel olarak bu konuya karışmamayı tercih etmişlerdir. CHP ve Demokrat Parti'nin göçmen politikaları. CHP, Lozan Anlaşması'ndan sonra gerçekleştirilen Türk-Yunan nüfus mübadelesi tecrübesini yaşamış bir parti olmasına rağmen kendi iktidarı döneminde çıkmış olan Bulgaristan'dan gelen göçmen meselesi karşısında planlı bir şekilde hareket edememiş. CHP'nin böyle bir politika izlemesinde Bulgaristan'ın uyguladığı siyasi baskıların ne tür bir ölçüde olduğunu anlayamamasının yanında gelen göçmenlerin kısa zaman diliminde ve yerleştirilmesinin imkansız olduğunu düşünmesi buna neden olmuş. CHP iktidarının Dışişleri Bakanı Necmettin Sadak, Kıbrıs meselesinde olduğu gibi iç politika dengelerini bozmamak için göçmen sorununu görmezlikten gelmek istemiş o dönem. Demokrat Parti 1950 genel seçimleriyle iktidara gelince Bulgar baskıları ve zulmünden zorunlu olarak göç etmek isteyen göçmenleri yerleştirirken meslekleri ve kültürel özelliklerini dikkate alarak daha planlı hareket etmiştir.
Demokrat Parti gerekli gördüğü takdirde uluslararası mekanizmaları harekete geçirme yönünde bir eğilim göstermiştir. Demokrat Parti'nin izlediği göçmen politikasında bazı dönemlerde milliyetçi söylemler ön plana çıkmış, asılları Türk olmasına rağmen gerçek kimliğini unutup asimile olan çingenelerin Türkiye'ye kabul edilmesinde herhangi bir sorun çıkartılmamasına rağmen bu kimliği taşımayan çingeneler ise sınırda bekletilerek farklı uygulamaya tabi tutulmuş. Çingeneler toplu bir şekilde iskan edilmeyerek Türk köylerine beş haneyi geçmeyecek şekilde yerleştirilmiştir. CHP göçmen sorununu milli bir mesele gördüğü için Demokrat Parti ilk dönemlerde destek vermiş. 1954 seçimlerinden sonra Demokrat Parti göçmen meselesinde daha rasyonel yaklaşımlar ortaya koymasına rağmen CHP ise siyasi kaygılar ve göçmenler arasındaki komünizmi çağrıştıran bazı eylemlerden ötürü Demokrat Parti'nin göçmen siyasetini eleştirmeye başlamıştır. Demokrat Parti özellikle göçmenleri kendi ilgi alanları olan tarım faaliyetlerinin yoğun olduğu merkezlerde istihdam ederek onları ekonomik kaygılarını en aza indirgemeye çalışmış. Özellikle iklim özellikleri, meslekleri, dilleri ve yaşayış biçimleri dikkate alınarak mümkün mertebe bu özelliklere uyumlu yerleşim alanları seçmeye çalışılmış. Demokrat Parti'nin göçmenleri birçok vergiden muaf tutması, göçmen köyü projesi, çocuklarının okul masraflarının karşılaması ve barınma problemlerini kalıcı konutlar yaparak çözmesi başarısı olarak görmüştür Demokrat Parti'nin. Demokrat Parti bu sorunu milli bir mesele haline getirerek Göçmen Bakanlığı kurmayı bile düşünmüş. Demokrat Parti'nin bu sorunu yoğun bir şekilde gündeminde tutması ve sorunu içselleştirmesi halktan da birçok yardımı beraberinde getirmiştir. Bulgaristan göçmenleri verilen bu haklara rağmen Yugoslavya ve Orta Doğu ülkelerinden gelen göçmenler aynı haklardan faydalandırılmamıştır o dönem. Bulgaristan'dan gelen göçmenler geldikleri bölgenin kültürel etkisinde kaldıkları için ilk yerleştikleri tarihlerde kendilerine özgü bir çevre oluşturmuşlar. Belli bir dönem sonra geldikleri bölgenin kültürel kimliğinden sıyrılarak toplumla iç içe yaşam alışkanlıkları kazandıkları görülmüştür. 300 binden fazla Bulgaristan Türkü'nün göçüne sebep olan Jivkov rejiminin çöküşünden sonra yeni kurulan Bulgaristan hükümeti 29 Aralık 1989'da Bulgaristan'daki Türklerin Türkçe adlarını alma özgürlüğünü, ibadeti yapma özgürlüğünü ve Türkçe konuşma hakkını tanımıştır. Nisan 2012'de Bulgaristan Parlamentosu 1987-1989 yıllarında Bulgaristan'da yapılmış olan Türk asimilasyonunu kınamıştır. Teşekkür ediyorum. Bu kadar hocam. Ben teşekkür ediyorum. Emeğine sağlık tekrardan. Önemli bir konu baktığımız zaman özellikle genel bir değerlendirme açısından bakarsak bu süreci önemli bir sorun idi. Özellikle 80'li yılların sonundaki Ayşe Güldü sunumunda bahsetti bizler. Benim merak ettiğim, sormak istediğim birkaç soru olacak. Öncelikle şunu sormak istiyorum. İncelediği kaynaklarda en azından tespit edebildiğin kadarıyla Bulgaristan'daki komünizm ya da sosyalizm ne temel bir farkı var mıydı Sovyetler örneğiyle de? Biz bu sorun daha çok tartışılmaya başlandı 60'larda 70'lerde özellikle 80'lerin sonunda. Temel dinamik neydi bu asimilasyon süreci ki baktığımızda literatürde bu çok nettir. Yani Bulgarların özellikle Bulgar hükümetinin Zivko döneminin yapılan hamleleri yani bütün literatürde çok net asimilasyon olarak geçer. Ama bunun arka planında hangi ideolojik sahipler var? Ben bunu biraz merak ediyorum. Yani doğrudan doğruya sadece komünizm olarak mı nitelendirebiliyoruz yoksa başka? Direkt Türk düşmanlığı olarak anladım ben hani okuduklarımdan. Hani direkt Türk düşmanlığı buna ya şahsına özel olan bir evet Türk düşmanlığından kaynaklandığını yazan yerler var hocam. Evet Zivkov'un kendi kişisel belki dediğin gibi kişisel tutumu Türklere karşı bu da tartışılıyor.
Ama daha ziyade, daha benim vurgulamak istediğim özellikle hani sunumda o yüzden onu soruyorum. Sosyalizmi aslında Sovyetlerden sonraki örnekler, özellikle Balkan örnekleri biraz daha kendi içerisinde farklılaşan örnekler. İşte Yugoslavya, burada da bahsediyorsunuz zaten. Ya da Bulgaristan ya da Arnavutluk o dönem içerisinde. Bunların hepsi Romanya, Çavuşesku. Büyük bir çoğunluğu neredeyse, hepsi diyelim hatta. Sovyetlerin o sosyalizm, komünizm anlayışında bir noktada daha farklılaşıyorlar. O da aslında milliyetçilik. Hani benim biraz da o yüzden bunu vurgulamak istedim. Yani aslında Bulgaristan'da da, hatta bunun en başı Yugoslavya'dır. Yugoslav milliyetçiliğidir. Yani evet, bir tarafta komünist bir rejim var ki görüyoruz. İşte Yugoslavya'da Tito vardı. Bulgaristan'da önce Çernikov, daha sonra Zivkov geldi 60'ların başında. Ama bütün bu rejimlerin Sovyetlerden kendini daha da ayıran hususu milliyetçilikti. Çünkü Sovyet rejimi, Stalin ve devamında hiçbir zaman milliyetçi bir rota izlememeye en azından gayret göstermişlerdi. Ama Balkanlarda Balkan milliyetçiliğinin kuvvetli olması, işte Ayşegül'ün sunumunda bahsetti, aslında biraz da Osmanlı'dan gelen bir mesele. Osmanlı'nın son dönemlerindeki o isyanları, ki Bulgarlar da isyan ederek bağımsız bir devlet kurmuşlardı. O Balkan milliyetçiliğinin hala aktif olduğunu bize gösteriyor. Ve hani bu literatürde daha ziyade milliyetçi sosyalizm olarak geçer. Balkan ülkelerinde daha tipik gördüğümüz bir sosyalizm türü. Şimdi bu milliyetçiliğin unsurları konuşulmaya başladığı zaman, Ayşegül'ün de bahsettiği gibi, yani Türk düşmanlığı ya da herhangi bir azınlığa karşı oluşabilecek düşmanlık çok da şaşırtıcı bir durum aslında bize yansıtmıyor ya da göstermiyor. Bunu net bir şekilde altını çizebiliriz. Merak ettiğim bir husus, 80'lerden sonra tam olarak ne değişiyor da Zivkov bir anda çok daha sertleşerek, işte çok daha radikal tepkiler vererek Türkleri bir anda işte hani ben göndereceğim demeye başlıyor. Hani burada bir değişim dinamiği var mı ya da neden? Asimile edemiyor. Asimile edemediği için. Yani burada temel sorun, anladığımız kadarıyla, asimilasyonu belki de sağlayamama. Yıllar süren bir dirençle karşılaşması muhtemelen olumsuz etkiliyor onu bu konuda. Bu önemli. Bu tabii ki de en önemli, belki de önemli diyebileceğimiz sebeplerden bir tanesi. Ama bana kalırsa bir diğer önemli sebep daha var. Yine belki kaynaklarında görmüşsündür, okumuşsundur. Özellikle 80'lerden sonra değişen Sovyet anlayışı. Bunu neden söylüyorum? Sovyet dönemini incelersek 80'lerden sonra bir başka lider karşımıza çıkıyor. O da Mihail Gorbaçov. Şimdi Gorbaçov döneminde özellikle o reform süreçleri ve Sovyetleri dönüştürme çabasının başladığını görüyoruz. Ama Zivkov ve diğerleri, hatta Çavuşescu Romanya'da, hani yaşasaydı belki Tito, bütün bu aktörlerin pek de öyle değişime niyetlenmedikleri, kendi o milliyetçi otoriter sosyalist denemelerinin ya da rejimlerini sürdürme gayreti içerisinde olduklarını biz görüyoruz. Şimdi bu sürdürme gayreti neye yol açacak? Daha radikalleşmeye yol açacak. Hani Yugoslavya örneği verdik. İşte Tito'dan sonra kim geldi Yugoslavya'da? Hepiniz biliyorsunuz, Slobodan Milošević. Ki kendisi de Komünist Parti'den gelen bir siyasi geçmiş olmasına rağmen sonra bize, tüm dünyaya Yugoslav milliyetçiliğini, Sırp milliyetçiliğini en vahşi bir şekilde yine azınlıklara, sadece Müslümanlar değil Hırvatlara da, yani coğrafyada yaşayan bütün azınlıklara, herkese, tüm dünyaya gösterdi. Benzer bir durum Çavuşescu için de Romanya'da vardı. Bulgaristan'da da Zivkov vardı. Yani özellikle Gorbaçov'dan sonra onu unutmamak gerekiyor. Bu politikaların artık dönüşmeye başladığını ve daha sert tepkiler verilmeye başlandığını, özellikle azınlıklara, herhangi bir ülkede yaşat. Ki Bulgaristan'da da en önemli azınlık, işte Ayşegül'ün sunumunda bahsettiği rakamları verdi, Türk azınlık. Dolayısıyla böyle bir tepki gelmesiyle birlikte bir anda iş büyüdü ve büyük bir zorunlu göçe dönüştü. Hatta yanlış hatırlamıyorsam gördüğüm kadarıyla herhalde bir görüşme vardı. Herhalde geçtiğimiz sene içerisinde
Gorbaçov'la Zivkov'un yaptığı bir görüşmede Zivkov'un açık açık işte ben bütün Türkleri süreceğim, işte 500 bin Türk var, hepsini Türkiye'ye geri göndereceğim dediği ve Gorbaçov'un hani buna karşı çıktığı ve en azından Özal'la görüşmeleri gerektiğine dair bir işte Kremlin yazışmaları ortaya çıkmıştı. Dolayısıyla hani politika biraz da buradan farklılaşmaya başlıyor. 80'lerin sonundaki bütün yani birçok Balkan ülkesinde yaşadığımız, gördüğümüz hikayeyi aslında biz rahatlıkla tespit edebiliyoruz. Ki Ayşegül de onu bize aktardı. Aslında önemli noktaları değindi. Nasıl zorunlu göç ve asimilasyon hangi şekillerde olur? O bizim için önemli. CHP, Demokrat Parti dönemine değindim. İlginç. Hani ben o kadar açıkçası, ben daha ziyade 80 ve sonrasında en azından daha bilgi sahibim. O dönem içerisinde böyle iki parti arasındaki ilginç çatışma hali benim de ilgimi çekti. Teşekkür ediyorum. Önemli bir değerlendirme. Ama benim merak ettiğim, bilmiyorum yine baktığın kadarıyla, hani sen tabii 50-60 arası o çatışma halini, CHP ile de Demokrat Parti arasındaki çatışma halini inceledin ama sunumda diyorsun ki 60'lar 80'ler biraz daha stabil. Ki doğru yani. En azından Türkiye ile Bulgaristan arasında. Tabii ikisi farklı bloklarda Soğuk Savaş'ta ama bir en azından girişim olduğunu söyleyebiliyoruz. Bunu ifade edebiliyoruz. Ama sonra bir şeyler değişiyor. Turgut Özal'ın iktidara gelmesi 1983. Ve Özal'ın bu konuda çok proaktif olması. Yani hatta şu da vardır. Video ya da belki de haber metni de olabilir. Görsel de vardı yanlış hatırlamıyorsam. Özal'ın işte Kapıkule'ye gidip kapıları açıp Zivkov'a seslenip sen de çok gelmek istiyorsan Zivkov sen de Türkiye'ye gel diye seslenmesi. Ama şunu merak ediyorum. Neden? Yani aslında bu çok fazla tartışılmış. İşte filmde de gösterildi. Naim filminde de vardı. Özal yine orada bir karakter olarak canlandırıldı. İşte Naim Süleymanoğlu'nu getirmesi. Ama Türkiye'de ben bunu merak ediyorum. Mesela Turgut Özal'ın bunu yapmasındaki temel hedefi ne olabilir? Sen ne düşünüyorsun mesela? Milliyetçilik tarafı mı ağır basmış olabilir hocam? Yani kendim bu mesela tartışılıyor. Yani bunu şöyle belki formüle edebiliriz. Yani şimdi Turgut Özal ilginç bir siyasi figür. Anavatan Partisi'ni kurduğu zaman bütün ideolojileri Anavatan Partisi'nin içinde barındırdığını iddia eden bir figür. Ki öyle. Hakikaten de öyleydi. İşte milliyetçiliği de ben barındırıyorum diyordu. Muhafazakarlığı da ben de diyordu. Sosyal demokratlar da benim partimin altında diyordu. Şimdi bu ideolojiler içerisinde böyle bir olay yaşanıyor. Bir de zamanlama çok önemli. 87 yılında Türkiye'de siyasi yasakların ortadan kalktığı bir dönem. Bütün partilerin tekrar faaliyete geçtiği. 87'de pardon siyasi yasakları yasaklarını kalktı. Yani partiler faaliyete geçiyor. Başkanları partilerine geri dönüyor. Şimdi böyle bir ortamda seçmenin önünde artık çok tek üç seçenek yok. 12 Eylül'den sonra üç seçenek vardı. İkisi askerin kurduğu parti, biri Anavatan Partisi. Ama 87'den sonra seçenekler çoğaldı. Milliyetçi seçmen tabanı içinde seçenekler çoğaldı. Hatta incelersen görürsün bu olaylar başladığında o dönem içerisinde merkez sağ ve solda yer alan DYP ve SHP'nin miting düzenlediğini. İşte Bulgaristan Türklerine yönelik şey var. Bir zulüm var ya da işte bir zorunlu göç süreci var. İşte biz bunu protesto etmeliyiz. Şimdi bunlar basında, yayında bir anda ortaya çıktı ve Özal hatta o dönem içerisinde Zivkov'la görüşmeye çalıştı. İşte biz belli bir sayıda Türk'ü kabul edelim. İşte 30 bin 50 bin gibi kabul edelim. Anlaşmaya çalıştığını en azından biliyoruz. Yine Kremlin yazışmalarında ortaya çıktığı kadarıyla. Ama Zivkov'un buna yanaşmaması. Bir yandan içeride milliyetçi bir dalganın bir anda ortaya çıkması, işte mitingler falan. Tabii ki de Özal hani o gelen koşullara çok rahatlıkla uyum sağlayabilecek bir karakter, bir siyasi profil. O konuda da maharetli bir profil. Bir anda işler değişti. İşte Kapıkule'ye gidip bütün kapıları açıp hızlı bir şekilde kapıları açması. Ama Ayşegül'ün söylediği gibi orada bahsediyorsun vize olayı. Turgut Özal kapıları açınca bir anda 300 bin, 400 bin gibi bir rakam, hatta belki daha da fazla söylenince Özal ya bu kadar da değil deyip hani biz bunu kontrol edemeyiz, biz bunu yürütemeyiz Türkiye olarak deyip bir anda kapıları tekrar kapatıyor. İşte vize uygulaması benzer bir şekilde. Yoksa çok daha fazla, anladığım kadarıyla rakam çok daha fazla Ayşegül'ün söylediği.
Yani milyonların bir anda Türkiye'ye gelmesi, bunu nasıl yönetirsin? Hele ki o koşullarda, ekonomik koşullarda krizden yeni çıkmış bir ülkenin çok kolay değil. Dolayısıyla böyle bir şey var. Yani benim kendi kişisel görüşüm, en azından o dönemin siyasi yelpazesine baktığımda, Özal'ın bu konuya biraz da bu sebeple seçim ve seçmen tabanı açısından eğildiğini rahatlıkla görüyoruz. Özellikle Yani hocam, evet. Zirkov'un okuduğum bir yerde Zirkov'un kahraman olmak, hani Bulgar halkının kahramanı olmak için bu politikayı yürüttüğünü okumuştum. Benzer şekilde o zaman hani Özal'ın da Aynen, Türk halkının kahramanı olmak için. Aynen. Çünkü dediğim gibi, hani ben mesela niye Özal bunu 83'te 84'te yapmadı da Zirkov'la anlaşmaya çalıştı? O zaman için Özal için bir siyasi rekabet yoktu. Zaten iki tane askerin kurdurduğu parti var. Seçmenleri çoğunda kendi etrafında toplayabilmiş. Milliyetçi seçmen de ona vermiş, muhafazakar seçmen de ona vermiş. Ve rekabet yok. Ama ne zaman ki 87'de siyasi yasaklar ortadan kalktığı anda, bir anda siyaset yelpazesi çeşitlendi. Milliyetçiler parti olarak kurduğu Türk İş'in arkadaşları, Türk İş yasaklayın sonra o da döndü. Refah Partisi geldi. Ki Refah Partisi de en azından söylem olarak o dönemde Müslümanlık üzerinden bu konuyu açtı. Diğer partiler dediğimiz gibi yine farklı bir boyutları ele almaya başladı. Şimdi bu konu ne kadar konuşulursa o kadar seçmen tabanı için dillendirilmeye başlanır. Özal da bunu gördü, fark etti. Ama bana kalırsa oldukça da akıllı bir strateji. Yani nihayetinde milliyetçi seçmen tabanında oynamak için bunu biraz daha, hani dediğimiz gibi, işte Kapıkale sınırı kapısına gitmesi, işte ya da işte Naim Süleymanoğlu'nu getirmesi, ki o da o dönemde bayağı bir medyatik bir olaydı. Hani biz böyle diyoruz, evet. Ama hani filmde de izlediyseniz görmüşsünüz, ciddi anlamda medyatik. İşte Özal'ın yanına çağırması, işte askeri jetlerin yanında uçması vesaire. Ha, bu önemli. Bu görseli verebilmek kim için önemli? Her zaman seçmen için de önemli. Yani seçmen ona en azından yaşanan olaylar ve bunun kamuoyuna yansımasından ötürü elbette bakıyor. Yani biz hep siyaset göç ilişkisini biraz bundan dolayı değiniyoruz. Tabii senin çizdiğin çerçevede ilginç. Yani dediğim gibi 50-60 arası CHP ile Demokrat Parti arasındaki o bu konuyla alakalı sürtüşmede bana kalırsa enteresan bir durum oluşturmuş. Ama bütün siyasi dönemlerde benzer durumlar var. İşte biz anavatan örneğini verdik. Diğer dönemlerde de bu var. Ama Türkiye için önemli bir dönem. Hatta şunu söyleyeyim. Belki istatistiklerde koyabilirsin ya da en azından bakabilirsin. O dönem Türkiye'ye gelen en büyük göç hareketi aslında Bulgaristan ve Irak. Irak'ta Birinci Körfez Savaşı ve özellikle Kuzey Irak'taki işte Kürtlerin en azından Türkiye'deki Güneydoğu'daki yerlere gelmesi vesaire. Bu bir göç hareketi. Önemli bir göç hareketi. Ama ikinci, belki de rakamsal olarak birbirlerine çok yakın diyebileceğimiz göç hareketi Bulgar göçleri ve Türkiye ilk defa kitlesel göç alıyor. Yani 50'ler 60'lar 100-150 bin, ama kitlesel göç olarak değerlendirebileceğimiz belki bir rakam değil. Farklı dönemlerde yayılmasından ötürü. Ama ilk defa kitlesel göç Türkiye'nin karşılaştığı 80'lerin sonu, o da iki olay. Yani bir Irak'ta hem İran-Irak Savaşı hem Birinci Körfez Savaşı ve Saddam rejimi. İkincisi de Bulgaristan. Bu açıdan önemliydi. Emeğine sağlık. Tekrar teşekkür ediyorum Ayşegül. Bu ben sunum için. Herhangi bir sorusu olan. Kafasında herhangi bir şey takılan. Bu hafta dediğim gibi normalde bir sunumumuz daha vardı. Hasan Furkan, ama Hasan Furkan benimle herhangi bir iletişime geçmedi. Dolayısıyla Ayşegül'ün sunumunu bugün içerisinde dinledik. Ben zaten yine sizlere sunumu, daha doğrusu YouTube kaydını inşallah bu hafta içerisinde Cuma'ya kadar yüklemiş oluruz. Bazen unutuyorum, bazen gözden benim de kaçıyor yoğunluktan dolayı, ama şu anda zaten bütün hepsi mevcut YouTube kanalında, oradan bakabilirsiniz. Önümüzdeki haftayı bir yandan kontrol etmeye çalışıyorum. Evet, 29 Aralık'ta Mekin ve Alihan gözüküyor. Ki Alihan'dan da herhangi bir dönüş şu ana kadar. Pardon, Mekin'den alamadık. Alihan'dan aldık. Hatta Alihan bana mail atmış, ben niye giremedim diye. Ama herkes girdi. Neyse, ona biz döneriz ya da YouTube yayınını dinler. Diğer arkadaşlarımız burada çünkü. Dediğim gibi YouTube yayınını şey yaparız. Ali Han'la da haftaya sunumunu gerçekleştirecek.
Dolayısıyla haftaya da bizim sunumlarımız var. Ondan sonraki onları da konuşalım. 5 Ocak'ta Ahmet Han ve Mehmet Fatih, onlar zaten sunum konularını söylemişlerdi. 12 Ocak'ta Ali ve Rubeysa, ki sizler de buradasınız. 19 Ocak'ta ise kim gözüküyor burada bakalım, son dersimizde daha doğrusu. Ha, Murat var, evet. Murat zaten orada derslere geliyor ve Muhammed'ten daha bir ses almadık. Ama gördüğüm kadarıyla her hafta sunumlarımız devam edecek. Yani en azından sunumsuz bir hafta olmayacak arkadaşlar, onu da söylemiş olalım. Dönemin sonuna kadar, dönem sonunda da son derste de genel bir değerlendirme yapmış oluruz. Tekrardan Ayşegül emeğine sağlık, teşekkür ediyorum sunumun için. İnşallah bundan sonraki haftalarda da yine sunumlarımıza devam ederiz. Bundan sonraki dersimiz dediğim gibi arkadaşlar 29 Aralık tarihi içerisinde, 29 Aralık'ta saat 13.15'te yine birlikte sizlerle olacağız. Final Biral ne zaman? Bir konuşuruz. Çok acelesi yok ama nedir? İşte 19 Ocak son dersi yaparız. Hani ocağın sonunda sizin böyle hani başka bir gün, uygun bir gün, vakit ayarlarız. Zaten tahminimce çok final sınavı yapan hocanız da yoktur. Yani ödev veren hocalarınız vardır ve siz de o zaman tahminimce yine ödevinizi teslim etmiş olursunuz diye düşünüyorum. Dolayısıyla hani vaktiniz olur. Hani ocağın son haftası uygun bir gün ayarlarız. Aynı vizedeki formattaki gibi bir final sınavı sizlerle gerçekleştirerek, hani dediğim gibi derse ne kadar geldiniz onu bir ölçmek istiyorum. Onu ölçerek dönemi tamamlarız. Yani onu konuşuruz. Dediğim gibi şöyle bir Ocak olsun. Bu 2021'i tamamlayalım hayırlısıyla. Ondan sonra konuşmuş oluruz final tarihini de. Katıldığınız için tekrar teşekkür ediyorum arkadaşlar. Önümüzdeki hafta yine bir aksilik olmaz ise sizlerle görüşmüş olacağız. Kendinize iyi bakın. Her zaman olduğu gibi sağlığınıza, sıhhatinize dikkat edin. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. İyi çalışmalar.